Şimdi arkadaşlar size kendi kuşlarıma yaptığım özel mamadan bahsedeceğim. Bu mama yavru almak için ekstra gerekli. Bu mamayı yapmadan sadece yemle yavru alamazsınız, yumurta alamazsınız kuşta. Şimdi benim kendi tarifim. Öncelikle bir adet yumurta. Kabuklarıyla beraber kıracaksınız bunu. Kabukları önemlidir. Kabuklarıyla beraber kırmanız lazım. Çünkü esas şey vitamin, protein, bir de o kursaklarında, vücutlarında kalan yemeklerin parçalanmasını sağlar içinde. Tabi kabuğu böyle çok sert bırakmayacaksınız, iyice ezeceksiniz. O sertlik de hani kuşların kursaklarında daha iyi yemeklerin erimesine yol açar. Hani onları böyle karıştırır içeride. Büyük parçaları böler içeride. Ama dediğim gibi çok fazla büyük kabuk bırakmayacaksınız, yoksa hayvana zarar verebilirsiniz, yırtabilirsiniz midesini falan. Tabi kuşların sayısına göre yumurta sayısını arttırabilirsiniz. Bizde 2 tane muhabbet, 2 tane ispinoz olduğu için bir yumurta yetiyor bize. Ondan sonra cici bebek kıracaksınız içine 4-5 tane. Tabi sayısına göre kuşların değişir o. Bize cici bebek 4-5 tane yeter. Bir tane havuç rendeleyeceğiz. Havucu olmazsa olmaz esas. Ve bir tane de es yem, kuş yemi. Bu yem de önemli kanka. Bu yem esas mama pet shoplarda falan rahat bulabilirsiniz kanka. Şimdi bunları havucu rendeleyeceğiz öncelikle rendemizle. Sonra yumurtayı iyice ezeceğiz. Cici bebeği koyacağız. Üstüne de mama ekleyeceğiz. İyice güzel bir karışım hazırlayacağız. Göstereceğim size. Şimdi kanka hepsini koyduk ortaya. Rendeledik havucumuzu. Yemi koyduk, bebe bisküvisini koyduk, yumurtayı koyduk. Şimdi bunları iyice karıştıracağız. İyice ezmemiz lazım. Yumurtanın kabukları böyle büyük kalmaması lazım. Kanka mamamız hazır. Kaplara dolduracağız. Kaplara doldurup vereceğiz bakalım. İlk önce ispinozlara vereceğim. Bakalım tepkileri nasıl olacak. Kanka ispinozlardan başlıyoruz bakalım. Burada hazır mamaları koyuyoruz. Mamalarını yerleştirdik içeri. Bakalım nasıl tepki verecekler mamaya. Mamaları aşağıda. Şu an mamayı kesiyorlar. Bakalım atlayacaklar mamanın yanına. Evet, gördüğünüz gibi ispinoz bakın ne güzel yuvaya geldi. Mama kabına geldi. Mama kabından yiyor. Diğer biraz çekingen, ben olduğum için mamaya yaklaşamıyor. Bakın bir tanesi ne güzel orada yiyor. Mamayı çok seviyorlar bu mamayı. Bu mamadan koyacaksın ama izlerken yemeleri çok nadir görebilirsiniz. İzlenirken yemek yemiyorlar. Yalnız kaldıkları zaman daha rahat yiyorlar. Şu an ben etraflarında gezindiğim için rahatsız oluyorlar. O yüzden yemek istemiyorlar. Bak mamayı nasıl yiyor. Dediğim gibi bu karışım onların en sevdikleri mama. Bundan verirseniz çok rahat yerler. Sarı ispinoz rahatsız. Benden rahatsız oluyor. Yaklaşamıyorum mamaya ben olduğum için. O da atladı, sonunda kırdı özgüvenini. Bakın ikisi beraber ne güzel yiyorlar orada. Bu mamayı hazırlarsanız diyorum ya, kuşu yemlemek ayrı, doyurmak ayrı meseledir. Bu doyurmaktır yani. Şimdi gidip muhabbetlere verelim. Evet arkadaşlar, kuşlara da mamalarını koyduk. İçeride. Onlar da güzel bir şekilde yiyecekler. Mamayı çok tutmayın yuvanın içinde. Bir 13-14 saat kadar mamayı tutun. Sonra mama bozulmaya başlar. Ve o mamayı bir de mamalığı temizleyerek dökün onu. Sonra tekrar ekstradan yeni bir mama koyun taze. Dolapta beklettiğinizi. Böylelikle güzel bir kuşlarınıza besin vermiş olursunuz.
Arkadaşlar yem arttıysa hiç merak etmeyin. Şöyle şu şekil jelatinle sarın. Üstünü güzel bir şekilde etrafını jelatinle falan sarın. Buzdolabına koyun. Bu 3-4 gün daha gider bu yem. Ay dolaptan çıkarıp yemleri tazelersiniz.